İkindi şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyor. Şöyle ki namaz tesbihatının ahirinde şafilerde gayet müstahmal ve meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in ve davain ve barik ve sallim aley ve aleyhim kesiran kesiranın ehemmiyeti yüzündendir ki önce salavatın manasını verelim sonra metne devam edelim. Allahümme salli ey Allah'ımız salat eyle. Allah'ın salat eylemesi kulunu metüsena edip onu affetmesidir kime salat eyle? Ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama ve Efendimiz Muhammed'in aline salat eyle. Ne kadar salat eyle? Bi adedi kulli da'in ve dava. Bütün dertler ve dermanlar, bütün hastalıklar ve ilaçlar adedince. Ve barik ve sallim aley ve aleyhim kesiran kesira onu ve alini çok çok mübarek eyle ve selamet. Şafi mezhebinde bu salavat çok meşhurdur ve namazın tesbihatından sonra virdi zaban edilir. Üstadımız bu salavatın ehemmiyetinden şu neticeye ulaşıyor. Ehemmiyeti yüzündendir ki İnsanın hikmeti hilkati ve sırgı camiyeti ise her zaman her dakika halikine iltica ve yalvarmak ham ve şükür etmek olduğundan. İnsan niçin yaratılmış? İnsanın yaratılışının hikmeti nedir? İnsanın bu sırgı camiyeti nedendir? Yani niçin insan? Küçük bir alem olarak yaratılmış ve misali musaggarı kainat olmuş. Bu kadar aza ve cihazat insana niçin verilmiş? Bu kadar duygularla niçin teçhiz edilmiş? İşte mezkur cümlede bu soruların cevabı var. İnsanın yaratılışının hikmeti ve sırrı camiyetinin sebebi iki şeydir her zaman ve her dakika Allah'a iltica edip ona yalvarması. iki her daim Allah'a hant ve şükretmesi. Cenab-ı Mevla insana bu vazifeleri yüklemiş, ona dua etmesini ve kendisine ilticayı emretmiş, hant ve şükür ile onu tavzif etmiş, bu vazifeleri görebilmesi için de insanı böyle bir camiyet ile adeta küçük bir alem olarak yaratmış ve insanın hilkatinde bu hikmeti murad etmiş. Peki bu anlattıklarımızın mezkur salavat ile ne alakası var? Alakayı üstadımız şöyle beyan ediyor. İnsanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden, en keskin ve müessir sahip hastalıklar olduğu gibi. İnsanın bir vazifesi Allah'a iltica ve yalvarmaktı. Peki insan bu vazifeyi nasıl yapacak? İnsana bir kamçı lazım. Onu bu vazifeye sevk etsin. İşte bu kamçı hastalıklarmış. Cenab-ı Hak hastalık kamçısını insana bir vurdu mu? İnsan bu kamçının sevkiyle Allah'a sığınır, ona yalvarıp ona el açar, ondan ister ve ona kaçar. İşte hastalıklar bu cihetten insanın hikmeti hilkatine ve sırrı camiyetine tam bir hizmet ediyor. Yani insanın vazifesine sevk ediyor, gaflete düşmesine mani oluyor. İnsanın diğer bir vazifesi de hamd ve şükür idi. Peki hastalıklar hamd ve şükür vazifesine nasıl etki yapıyor? Üstadımız bunu da şöyle izah ediyor. İnsanı kemali şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştu. İnsanın bir vazifesi de hamd ve şükür idi. İşte şifalar, devalar ve afiyetler insanı bu vazifesine sevk ediyor. İnsan şifa sebebiyle hamd ediyor. Derdine gönderilen devalar sebebiyle şükrediyor. Afiyette olması cihetiyle hamdü sena diyor. Demek hastalıklar, iltica ve yalvarma vazifesine şifalar ve davalar da ham ve şükür vazifesine bakıyor ve insanı bunlara sevk ediyor. Üstadımız şöyle devam ediyor. Ben bazen bir adedi kulli da'in ve davain dedikçe küre arzı bir hastane suretinde. Üstad hazretlerinin tefekkür boyutuna bakın. Namazın tesbihatında bir adedi kulli da'in ve dava bütün dertler ve dermanlar bütün hastalıklar ve ilaçlar adedince dediğinde yeryüzünü bir hastane suretinde hayal ediyor. Allah'ın Şafi isminin büyüklüğünü görecek ya Allah'ın hastanesi de Şafi isminin haşmetine uygun olmalı. İşte üstadımızın nazarında koca yeryüzü Şafi isminin bir tecelligahı ve bir hastanesi suretini alıyor. Bu hastanede insani, hayvani ve nabati hadsiz hastalar bulunuyor. Her bir derdine derman ve hastalığına şifa arıyor. Metne devam edelim. Ve maddi ve manevi bütün dertlerin, ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahimiyetini hissediyor. Yeryüzü bir hastane oldu. içindeki bütün dertliler bu hastanenin hastaları oldu. Bu hastaların bütün maddi ve manevi dertlerine dermanlar yetiştiriliyor, onlara şifalar ihsan ediliyor, ihtiyaçları umulmadık yerlerden karşılanıyor. Bununla da Allah'ın varlığı güneş gibi tebaruz ediyor. Allah'ın külli şefkati ve geniş rahimiyeti hissediliyor. Cenab-ı Hak bizlere de aleme böyle bakmayı nasip etsin. Yeryüzü bir hastane, içindeki mahlukat hasta, maddi ve manevi dertleri var. Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisiyle onlara şifalar veriliyor, dertlerine dermanlar ihsan ediliyor, ilaçlar gönderiliyor. Bütün yeryüzü ismi Şafi'nin hakimiyetinde. İnşallah bu daşlar aleme böyle bakmamızı sağlar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.